Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün Mercedes C200'ün içerisindeyiz arkadaşlar. Başlıktan da göreceğiniz gibi bazı değişimler yapacağız arabanın ön tarafında. Şimdi şöyle klima menfezlerini görüyorsunuz. Bunların ışıkları var. Bunları ışıklarla değiştireceğiz. Bagajda birazdan onları açacağız kutusunda. Bir de şöyle kapılarda Twitter var arkadaşlar. Bu Twitter'larda değişecek. Farklı bir Twitter takacağız. Şimdi ürünlerimiz bagajda. Onların kutusunu açarak videomuza devam edelim. Evet, şimdi Atakan da yanımızda. Gördüğünüz gibi iki tane koli var. Kolileri açalım. Lan speaker diyor. Muhtemelen bu Burmaster kapı tweeterları. Çam kıran garajdan almışsın. Evet. Hemen malzemelerimize bakalım. İzmir'den aldım. Bir günde geldi biliyor musun? Allah. Ertesi gün buradaydı. Çok iyi. Bunlar kapı tweeterları. Şimdi bunları anlat bakalım. Bunlar nasıl normalde? Bunlar üç renkli. Orijinal bunlar arabanın. Bunlar da mı renkli? Hı hı. Arabanın birebir soket sokete. Tamam. Uyumlu. Direkt takacağız. Aynen. Arabayı açınca, yani sesi açınca şu Twitter böyle hareketli bir şekilde çıkıyor. He, tamam, bir takınca bakarız zaten. Aynen. Bunu hemen kapatalım. Diğer koliyi de hemen açalım. Bu da muhtemelen klima menfezleri olması lazım. Zaten başka bir şey almadım. Şöyle yapalım. Ya bunlar ne kadar aldın ya? Oo. Bunlar da ön göğsün 5 tane klima menfezi. Bunlar da birebir soket sokete tesisatıyla birlikte geliyor hepsi. Renkli. İç tarafı tabi bizim göreceğimiz bir yerde olmayacak. Sadece şurayı görüyoruz. Menfez olduğu için. Naylonlar falan. Tamam. Aynen öyle. Fiyatını söylemedin. 5000 lira bunlar. Yani klima menfezleri. 5300 küsür lira da şey. Burmaster Twitter'lar. 5000'e 5300. Evet. 10,5 falan. Yani evet. Tamamdır. Kargosu gerçi bedavaydı. Arkadaşlar aynen Twitter'ları değiştireceğiz de galiba daha önce hiç sökmedik. Şimdi ilk defa sökeceğiz. Bunları önce söküyoruz da elektrik tesisatını almak için de. Bu zaten basit sökülüyor. Tırnaklı bildiğim kadarıyla. Çeksen gelir. Tamam. Var mı bir sıkıntı yok? Yok. Yok. İlk önce kapı döşemesini alacağız. Öyle alttan mi? Alttan vidal herhalde bu. Aynen. Zaten elektrik tesisatı içinde kapı döşemesi sökülmesi gerekiyor. Aynen. Onu nasıl sökeceğiz? Bizim raglemiz falan var. Ha, şurada vidalar var. Vidalarını sökeceğiz. Bakalım. Bir tane de şurada var. Onu nasıl sökeceğiz acaba? Arkadaşlar şimdi baktık, bir burada vida var. Bir de alt tarafında vida var. Sonra da şurada köşelerde klips oluyor. Zaten bütün kapılarda vardır. Kapı söktüyseniz yani bilirsiniz. Nazikle aramamız lazım. Tabii. İkisini söktükten sonra onları söküp geliyor. Tam olarak nerede kalıyor? Ben söylemedim. Daha önce sökülmediyse zor sökülmüştür. Sökülmüyor. Evet. Drag yardımıyla. Aynen. Aynen öyle. Böyle. Süper. Kontağı bir açalım, camı indirelim. Onu sonra çıkarıyorum mu? Şimdi mi? Evet, şimdi mi çıkaracağız? Bakayım. Böyle geçmeymiş bu. Göster şöyle. Aynen. Ha tamam. Bunu kullanmayacağız zaten bir daha. Onu kullanmayacağız. Bunu ne yapacağız? Satacaksın mı? Muhtemelen satarım herhalde. Daha hatasız. Biraz takım koydum cebime. Eksilmiş olursa şey yapmayayım. Of, nasıl hiç sökmemişler ha. Ben bunu komple sökmeye gerek yok. Arkadaşlar şöyle detaylı göstereyim. Şunlar. Şöyle şunlar. Kırılmış mı hiç? Kırılan var mı? Onu da kontrol et. Evet. Kırılmaz kolay kolay bunlar. Aynen. Ya. Arkadaşlar burada Twitter yokmuş ya. Nerede kapı? Demin kapağı da gösterdik de bunun için Twitter... Hazırlık. Twitter yeri var ama kendisinde Twitter yok. İsmet. Şu görmüş olduğunuz da hoparlör. Aa tamam buldum. Twitter buralarda da yok arkadaşlar. Tamam, tesisatı bak buradan alacağız. Nereden? Buradaki hoparlörü takacağız şunu. Bunu da o sokete takacağız. Evet. Bunu birbirine bağlayacağız. Şimdi ona bir keşif yapıyoruz. Nereye ne takılacak diye. Gel yardım et. Şurada boş yerler var ama. Bakalım hangisine takılıyor. Arkadaşlar şu sarı soket hoparlöre giriyor. Gördünüz mü? Şuradan. Şuradan söktük şimdi. Şimdi bu hoparlöre giren kabloyu. Ana kablomuz bu. Şu kabloya bağlayacağız. Şu sokete daha doğrusu. Sarıyı. Bunu da tekrar söktüğümüz yere takacağız. Hem Twitter çalışacak. Hem hoparlör hem çalışacak. Hoparlör çalışacak. Böyle bir bağlantı bağlayalım mı? Göndermişler. Bağlayalım.
Yani bunu tık sesini duydunuz değil mi? Sokak'ta oturdum. Bu işi yapmak isteyenler için böyle gösterelim detaylı. İsmet de çek sağ olsun yardım ediyor. Yardımcı oluyor. Şuradaki korsanın sahibi. Güzel çıkıyor mu? Arabanı soracağım ama ilerleyen zamanlarda. Şimdi Mercedes'çiler videomuzu izliyor. Korsacılar değil. Tekan yine keşif yapıyor. Çözmeye çalışıyor. İki tane fazlalık soketimiz mi var şimdi? Bu da işte bir yerden çoğaltma. Bak, bir tanesini çökeceğiz. Bak şu. Mavi herhalde aynen. Ama bunu tutsana İsmet. Şuna girecek bak. Şuna girecek bir soket bulmam lazım. Aynen şu. Kaçlıymış bu? Şu. 6 numara. 2, 3, 6, 12'li. 12 tane çubuk olacak. Buradaki 6 büyük ihtimalle var. Diğerleri değil evet. Bunu oynaması normal. Ver bir. Normal. Bakayım. Aynen abi bu. 12 yazıyor zaten. Tamam bunu oraya takacaksın. Süper. Bu çok basit bir işlemmiş. Yani herkesin yapabileceği bir işlem. Biz de şöyle detaylı gösterelim ki siz de almak isterseniz. Çok hoş duruyor gerçekten. Ama bir dakika bir sıkıntı var. Yok. Yok mu? Birbirine uyumlu. Zor geçiyor. Geçmedi. Çıt sesi gelmediyse takılmamıştır. Geldi. Tamam. Çıt değil de değişik bir ses geldi. Yo, şu modülün de şeyi var. Çift taraflı kumanda vardı. Bu rengin işte ya. Renkler var ya. Bunun düğmesi, kumandası bilmem nesi falan var mı? Hiçbir şey yok mu? Böyle tamam. Ona da 3M bant göndermişler. Onu da göstereyim. O da modül arkadaşlar. 3M bantla herhangi bir yere. Şimdi bir deneyelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Işıklar yanıyor mu? Ha şu an sen bağladın değil mi? Bunu söksün İsmet. Sök dayı. Sökelim şöyle. Sökme işlemini şöyle göstereyim. Düz hali bu muydu? Yok şöyle. Oğlum bu yanlış taraf İsmail ya. Hayır ya. Sence böyle mi? Ha. Bir de diyorsun ki aptal olmayan, aptal olmayan diyor, anlar diyor. Evet. Biz aptalız arkadaşlar şimdi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu videoya ekleme ama. Evet, yeni Twitter'ımız geldi. Ne oldu ya? Sağa sola, sola sağa takmışız arkadaşlar. Bir şey oldu lan. Bu burada kalmış. Modül. Onu da sök. Şimdi diğerini takacağız. Aynı işlemi yapıyoruz. Evet. Ya bu nasıldı? Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar daha kapıyı falan yerine takmadan çalışıyor mu diye. Of. Ay. İki sayılıymış. Anam sineğe bak ya. Şunlarla uyumlu çıkıyor oldu. Şey? Bu arada arkadaşlar bunlar da normalde yok. Atakan bunları takmış kapak olarak. Bunlar kapak, hoparlör kapağı sadece. Demlik oluyor. Bunlar da temiz. Aynı demliğe benziyor harbiden. Tamam şimdi nasıl çalışıyor bu? Usta şeyi aç, kontağı aç. Bir ilk önce ışıklarına bakalım. Ama anahtar bende ki. Bir şey olmaz. Bir daha bas. Açılmadı. Çıktı lan. Çıkıyor. Kontağı açtın mı sen? Evet. Işıklar yanıyor mu? Işıklar da yanıyor. Tamam. Ekrandan. Tabi bunu biraz daha gece daha net gösteririz. Şu an güneş çok ama fena. Ama şey yap kontağı kapat bir kapansın. Ya var ya işi biliyorsun ha. Güzel şeyler alıyorsun ha arabana Atakan. Aç bir daha abi kontağı. Oo. Bu da göstergeler dönüyor ya. Bu da aynı şekilde dönüyor. Hoparlörümüz oldu. Aynen göstergelerle aynı şekilde dönüyor. Hayırlı olsun bu arada. Sağ ol teşekkür ederim canım. Evet arkadaşlar şöyle modül demin göstermiştik. Bantla yollamışlar bunu. Bunun montajını yapacağız bir yere ama. Ya ben şurayı müsait gördüm. Ya yok orada şey var. Yok müsait bir yer yok ya. Oraya bu arada C200'ün şuraya. Yalıtımı bu şekilde. İçinde yalıtım var. Şuraya falan. Oraya hoparlör denk geliyor Atakan. O nereye? Şuraya olacak. Şuraya bir yere. Ya da hiç yapmayalım böyle kalsın ses mi yapar? Ses yapabilir. Yapar mı acaba? Kablolara tutuşturursan aslında ses yapmaz. Şöyle. Ya da yalıtımın içine mi koysan? Aynen şuraya koyayım. Bantlayayım şuraya. Aynen oraya bantla. Orada o zaman şunu bir tutsun İsmet usta. Tamam sen onu hemen bantla bir gösterelim. Bantı ver abi. Atakan şu an modülü yapıştırıyor ama tam görünmüyor en son. Şimdi gözükecek. Yapıştığında gösterelim. Arkadaşlar şuraya yapıştı. Ya siz de uygun gördüğünüz bir yere yapıştırabilirsiniz. Biz orayı uygun gördük. Orası uygun gelecek. Arkadaşlar en zorlandığımız yer şu ana kadar şurası oldu. Bunun montajını yaptık. Şöyle göstereyim. Bunun oturması biraz zor oldu. Daha önceden çünkü şimdi aynaya giden kablolar falan var. Onlar biraz engel oluyor. Şöyle göstereyim. Ayrıntılı şekilde göstereyim. Şurada da bir yeni bir modül var. O yüzden biraz zorlandık ama yerine takıldı. Şimdi Atakan kapı döşemesini yerine takacak. İlk önce şu kilit çubuğunu takıyoruz. Aynen. Çöktüğümüz şekilde. Sen birazcık yap ben de sana yardım edeceğim göstereyim herkese. İlk önce kapı döşemesini takarken en üst şurada gördüğünüz gibi fitiller var. Bunu buraya takmamız gerekiyor. Ya genelde bütün arabalarda böyle. Önce en üstü takıyorsunuz.
Sonra da demin gösterdiğim şunları aracın sacına takıyorsunuz. Şimdi takıldı arkadaşlar. Hakan tırnaklarını takıyor yerine. Biraz zormuş cidden. Saat sökmesi basit ama takması cidden zormuş. Bir yarım saattir uğraşıyoruz. Ama oldu. Evet, son hali bu şekilde. Kapı döşememizi de taktık. Gördüğünüz gibi ışıklı ve bu şekilde dönüyor. Çok güzel oldu. Kapatınca da bu şekilde kapanıyor. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, diğer kapıya geçtik. Şimdi Atakan yine buradaki vidaları sökecek. Yani diğer kapıda yaptığımız işlemlerin aynısını burada yapıyoruz. Orijinal kapak bu şekilde. Dediğim gibi içinde Twitter yok. Biz Twitter var zannediyorduk. Twitter'sız bu. Karşı taraf şu şekilde görünüyor bir de. Evet. Şimdi menfezler de var. Onları da yapacağız. Evet, burayı da söktük. Şöyle aleti de kendi elimden şöyle detayı göstereyim arkadaşlar. İç tarafını da göstereyim. İç tarafı da bu şekilde. Atakan yine şimdi soketleri değiştirecek. Demin yaptığımız işlemleri yapacağız. Bu işlemler çok basit işlemler zaten. Hiç kablo kesme, biçme, ekleme, bantlama falan yapmıyorsunuz. Direkt soket sokete geçiyor. Evet, sağ taraf da tamam. Sağ tarafı da taktık. Sol taraf biraz bizi zorladığı için burada daha basit yaptık. Orada yarım saat uğraştık ama burada bir 15-20 dakika uğraştık. Bantlarını da sökmedim. Şimdi sizin gözünüzün önünde sökeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapanıyor. Bu şekilde açılıyor. Üstündeki bantları ayrı ayrı göndermişler. Bu yüzden sıkıntı çıkmıyor şöyle. Gayet güzel malzeme. Güzel oldu. Arkadaşlar burada farklı bir fonksiyon var. Şimdi turuncu yaptık bu renkleri. Makyajsız kasalarda 3 renk oluyor. 2018'den sonra makyajlı kasaya geçince 64 renk oluyor. 64 bu renk. Orijinal olduğu için 3 renk. Buradan şöyle. İç ambiyansla aynı renk kombinasyonuna sahip oluyor. Şöyle videoda böyle mor pembe gibi görünüyor ama gördüğünüz gibi şöyle beyaz. Bir de deminki gibi mavi yapalım. Ben buradan hatta çevireyim. Böyle değişimi de bu şekilde. Turuncu güzelmiş bence. Turuncu da kalsın. Arkadaşlar klima menfezlerine geldi. Şimdi sıra. Onları değiştireceğiz. İlk önce şu üçünden başlayacağız. Bunlar değişecek hep. Bunları sökmek için Atakan'cım nasıl sökülüyor? Bu orta göğüs sökülüyor şu. Burası. Şöyle şurası sökülüyor buraya burası kadar. Burası çıkıyor. Böyle çıkıyor. Ayrı bir zaten. Daha ufaktan başlayalım. Başlasın aynen. Şöyle rag yardımıyla. Bunun altında vida var. Aa, o dilleri işte basılı mı tutacaksın acaba? Evet. Şu dilleri ittirip söküyoruz. Aa, hatta basitmişti ya. İşte bir defa sökünce. Ha, burada bir vida var, iki vida var. Şu neyin vidası? Bu arka tarafın vidası. 20 galiba. Aynen. O 30 mu? Bu 30. 20 verir misin oradan takıldın? Hemen. Başka yerde vidası var mı? Şurada iki vidadan başka. Bir tane vida var, başka bir de yok. Ondan sonra tırnaklı gene böyle. Yine tırnaklı, yine ragla yardımıyla yapacağız. Evet. Evet, Atakan vidaları söktü. Ragla yardımıyla kaldıracak. Çok da basit kalkıyormuş zaten. Kalkıyor. Ondan sonra elimize devam edeceğiz. Aa, bu kadar basit mi bu? Ha, iki tane vida tutuyormuş. Mercedes burada çok şaşırttı beni. Şu çok an. Şaşırttı ama şey vardır bir bildikleri. Bunu şey yapıyorlar biliyor musun? Tofaşlara takıyorlar bunu. Hiç gördün Allah mü? Allah, hiç görmedim de genelde bunu, şey görüyorum. Kanka bunu direkt tofaşa takıyorlar. Demek ki bu şekilde. Passat göğsü basit görüyorum oldu genelde. Vallahi aynen o da var. Bir de ben Passat bunu da gördüm bir defasında. Allah. Şu tofaşlar bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ha? Vitesi nasıl yapıyorlar? Nereyi? Vitesi. Zaman kazanıyorum. Ne vitesi ya? Vites var ya burada. Aa, vites de şurayı iptal ediyorlar. O zaman ya, bu olmuyor. Ya da bunu kaldırıyorsun bir bakıyorsun vites var altında. Yok, küçücük. Passat'ın kalk getiren çok güzel oluyor. Vites körü. Vites şeyi ne diyorlar ona? Topuzu. Ha, vites topuzu falan gayet güzel. Ya ben oldu böyle bir şey gördüm ya. Passat'ın değildi ama. Passat'ınkileri biliyorum. Aman altta soket dolu. Bir şey gördüm. Buna evet. Belki Mercedes'imizin ciğeri söküldü şimdi. Evet, artık ama menfezler sökecek. Arkalarında tırnak var. Basit mi acaba? Değil.
Basit bir çizim olur. Oo, bayağı zor bu. Zor mu? Evet. Hayret ya. Ben bir de diğer tarafa geçeyim. Buradan bak göstereyim insanlara. Şunlar var ya, metal tırnaklar. Tamam. Dördünü birden, dört tane değil mi toplamda? Dört tane. Dördünü birden yapacaksın. Çok zor sayılmamız ama. İkili ikili yap, aynen. Yaptım. Bir tarafını yap, olmadı mı? Yapmaya çalışıyorum. Zor. Yani zor. Şunu söksek nasıl olur? Kolaylaştırır değil mi bizi? Bak bakalım. Arkadaşlar şöyle çelik klipsler var. Onları çıkarabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bastırınca zaten çıkıyor ama. Atakan birazcık bastırdı, onlar çıktı yerine. Takarken zaten şu taraftan takılacak. Aynen. O yüzden direkt şöyle lak diye oturuyor. Aynen öyle takılıyor. Lak diye oturacak. Zaten bunlarla işimiz yok. Şu klipslerini takalım. Yok. Diğerlerinin üstünde olmayabilir. Bunlar ona takılabilir. Aynen doğru. Bir getir istersen bagajdan onu. Getiriyorum. Evet arkadaşlar, şu menfezi orijinal olanını söktük. Bize bunun şapkası lazım yani. Bunu da kullanmaya gidecek. Şöyle yani gösterelim. Şimdi şu buraya takılacak ya. Aynen. Bunun için buralar çıplak görünüyor. Onun için şu çerçeve lazım. Bu çerçeveyi de eskisinden sökmek gerekiyor. Şundan sökmek gerekiyor yani bu eskisi. Şurada tırnaklar var. Rakla yardımıyla tırnakları atlatıp şöyle çektiğinizde çıkıyor. Aynen. Bu. Biraz zor çıkıyor, bilginiz olsun. Kırılabilir. Evet. Takma işlemi de Atakan göstersin. Göstereyim. Ya bu işlere birazcık böyle el yordamını ile yapmanız lazım. Eliniz çok yatkın değilse yapmayın diye tavsiyede bulunabilirim. Biz bu tarz şeylerle zaten uğraştığımız için, kendi arabamız olduğu için uğraşıyoruz, yapıyoruz. O yüzden baka baka göre göre bir şekilde yapıyoruz. İlk defa söktük. Yani burayı sökmesini falan bilmiyorduk. İlk defa söktük. Size bu videoyu izleyip sökebilirsiniz. Umarım yardımcı oluyordur bu video. Atakan şimdi bunu takacak. Sonra bunları söküp yine yeni menfezle değiştireceğiz. Arkadaşlar şimdi menfezlerin bir tanesinin yerini değiştirdik. Gördüğünüz gibi şu çerçeveyi taktık. İçi yeni. Bakın şu eski. Bu yeni. Ama dış çerçevesi eski. Şimdi Atakan bunu takacak. Tak deneyelim istersen. Takması basit, sökmesi zor. Şimdi bazıları, şu mesela çok büyük. Takması bizden, sökmesi. Bakın bu büyük. Bu olmuyor. Bunlar da yanların. Hmm, evet. Doğru. Yanlarınki bir tık daha büyük. Böyle bir farkı var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar orta menfezler, kıyma menfezleri bitti. Şu lastikler orijinal arabanın üstünden çıkan ama içindekiler bizim taktıklarımız. Herhalde bir yarım saat, bir saattir uğraşıyoruz. Çok zorlandık. Takması birazcık zor. Ben parmağımı hatta kestim yanlışlıkla. Bant yok. Yara bandı, böyle bir bantla sardık şimdilik. Yapmaya devam ediyoruz. Atakan şimdi tesisatı ayarlıyor. Bunlara ışık çekeceğiz. Şöyle değişik kabloları falan var. 3. Bu orta. Şu orta üçlü. Tamam. Bunlar da, bunlar da inşallah kapıdakiler gibi kolaydır. Sağ sol diyeceğim de bir dakika. Birer tane olması lazım. Aynen birer tane. Biri burada. Muhtemelen ha şu. Şu şekilde. Aynen. Tamam. Biz şunları şöyle yatıralım. Biz bunların elektriğini nereden alacağız acaba? Burada iç ambiyans var ya. Evet. Oradan gene aynı şekilde. Tamam, ben yine senin olduğun yere geliyorum o zaman. Çekil çekil. Arkadaşlar gece geç saatlere kadar uğraştık. Şu an gördüğünüz gibi şu ışıklar yanıyor. Menfezin ışıkları. Bağlantılar da çok basit değilmiş. Bayağı uğraştık. Hala daha uğraşıyoruz. Bakalım Atakan bitirecek. Bitirebilirse sonra da bitmiş halini çekeceğiz inşallah. Evet, aracımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Dün başladığımız iş bugün sonlandı. Bayağı bir zorlandık. Bayağı bir emek çektik. Yapması böyle çok da kolay değilmiş. Bu görmüş olduğunuz menfezler arabanın yeni menfezleri. Gördüğünüz gibi şunlar. Ama şu plastik malzeme arabamızın orijinal çıkan plastikleri. Bunları kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde olmuyor. Şöyle sağ taraf böyle. Sol tarafta bu şekilde görünüyor. Şimdi bir de ışıklarını yakalım. Biz biraz böyle karanlık yapmaya çalıştık ama bir de gece modunda çekeriz. Şöyle ışıkları da... İlk bölümü asılları çek istersen. Tamam, onları çekeyim. Gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde açılıyor. Bu burn master'ları takması çok kolay arkadaşlar. Direkt soketi birbirine uyuyor. Araçla uyumlu. Ama şu gördüğünüz menfezleri bağlaması gerçekten çok zor.
Biz çok zorlandık. Şöyle gördüğünüz gibi bu orta göğüs komple sökülüyor. Şurada ben bir şey açtım. Burası sökülüyor. Ve yani biraz tesisatla uğraşmanız lazım. Yani bize gönderilen tesisat birazcık bizi zorladı. Belki farklı satılan yerlerde direkt soketi soketine uyuyor ama bizimki öyle değildi. Birazcık zorlandık. Sağa ve sola çekmek zulümmüş ya. Evet, şimdi sistem şu şekilde arkadaşlar. Burada elektrik tesisatı var zaten. Burada alt bölümlerdeki kablolardan bunun ışıklarını alıyorsunuz. Ayrıca buralarda ekstra tesisat çekmeniz lazım. Tesisat bu sağ tarafta belki biraz daha basit ama sol tarafta bu gösterge sökülmesi gerekiyor. Gösterge sökülüyor. Ondan önce ekran sökülüyor. Şunlar sökülüyor. Buradan oraya çekiyorsun. Ekranı söktükten sonra buradaki hoparlörü söküyorsun. Hoparlörü söküyorsun. Oradan kilometreyi söküyorsun. Ekran arkasından hoparlöre oraya kabloyu çekiyorsun. Kabloyu hoparlörün oraya çektikten sonra kilometrenin arkasından sol menfeze getiriyorsun. Evet. Falan evet. Filan. Aynen, zor bir işlem. Yani bayağı uzun bir işlem. Siz de yapmak isterseniz W205C200 modeli bu. Siz de yapmak isterseniz yorum kısmında falan bize soru sorabilirsiniz. Yani elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Çünkü tecrübe edindik artık. Biz de bir kere yaptığımız için ilk defa yapmıştık. Ben ama bu kadar söktüm. Muhtemelen hayat göstergede takarım, direksiyonda takarım ama hani hediye etmek isteyen olursa. Şimdi hayalet göstergede de takılacak buna. Atakan bir de direksiyonu değiştirmeyi düşünüyor. Ya, direksiyon çok yıpranık. Aslında ilk önce direksiyon alsak. Direksiyon basit zaten. Ya dün sökmüşken, kilometre sökmüşken keşke hayaleti de değiştirseydik. İşte yani, hayalet olmayınca kaldı. Yani birazcık maddi yattı önemli ya bu işlerde. Tabii canım, sırayla oluyor. Arabayı aldın böyle sıra sıra. Kendi evet, elinden geldiğince yapmaya çalışıyorsun. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Dediğim gibi gece bir görünüşünü de çekeriz. Şunların ışıklarını da tekrar bir açabilir misin ya? Evet, ışıkları bu şekilde görünüyor. Gece daha net, daha güzel görünüyor. Gündüz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi menfezlerin kablosu arkadaşlar, elektriğini alıyorsunuz bu içeriden. Elektrik basit. Demin gördüğümüz. Renk değiştirmek için de şöyle kahverengi beyaz kablosu var. Kablosu vardı. Aslında soket o. Şöyle göstereyim. Aynen. Bu soket. Soket. Şurada da soketin, arabanın orijinal kendi yerinde takacak yeri var. Biz kısa geldiği için bu kabloyu, aynen, biz uzatmak için şimdi bir ekstradan kablo takıyoruz. Şöyle siyah kahverengiye bağladım. Düz kahverengiye. Evet. Bunu zaten bildikten sonra bağlanabilir. Yine aynı şekilde bağlayacaksınız. Siz de o şekilde. Arabanın şu tarafında W205'lerde buradaymış. Biz de bunu geç ve zor bir şekilde öğrendik. Şöyle Atakan plastiği de kaldıralım. Şurada bir plastik var. Aynen. Tam net görünüyor, plastiği bilmiyorum. Plastiği kaldırınca şurada. Şurada gördünüz mü? Aynen, kahverengi. Harici iki tane daha yer var. Hani. Aynen. Şöyle daha net görünüyor. Şuraya takacağız tam. O soketi oraya takacağız ve renk değiştirecek. İnşallah. Arkadaşlar şu an deneme amaçlı taktık. Dediğim gibi soketi buradan oraya taktık. Uzattık böyle. Şöyle bir bölge yapayım. Renkler de böyle bu şekilde değişiyor. Tam net görünmüyor ama aynen. Şimdi buraları toparlayacağız. Güzelce takacağız. Sonra da işlem bitecek. Evet, tamamlandı arkadaşlar. Işıkları değiştirelim. Çok zormuş ama İsmail ya. Evet, çok zordu. Çok uğraştık. Vallahi zormuş. Şeye bakalım, parlaklık. Parlaklığa da bakalım. Mavisi güzel bunun zaten ya. Bayağı orijinal oldu. Kapattım, açtım. Stop edeyim. Değil mi? Hı hı. Burada gece daha net görünecek. Şimdi gündüz fazla güzel görünmüyor. Bir de gece çekeceğiz. Kilitleyeyim. Ben kapıyı açmam lazım. Şu delikleri kesecek hepsini. Gitti. Evet. Kapılar açtık, geldik, açıldı. Orijinal oldu yani. Aynen, güzel oldu. Elimize sağlık. Bir de dediğim gibi gece görüntüsünü de çekelim ve videomuzu tamamlayalım. Evet. Klima menfezleri ve Burmaster'ın gece aydınlatması şu doğrultuda, göstereyim size. Gayet güzel aydınlatıyor. Renklerini değiştirelim.
turuncu, beyaz, mavi. Yani mavi daha güzel gibi. Ben maviyi tercih ediyorum.